Alternatif Bank Finans Kafeyi sunar. NTV'de Finans Kafeye hoş geldiniz efendim. Melda Yücel Kocaalp. Ben Paris'e uzanarak aslında Finans Kafeyi başlatacağız. Zira tekstil ve moda diyeceğiz. Tekstil ve moda dediğimizde de Premier Vision diye bir fuar manşete çıkacak. Dünyanın en önemli fuarlarından biri. Hep deriz ya, ihracat, katma değerli ihracat, markalı ihracat ve markalaşma. İşte bu noktada önemli adreslerden biridir. 40 yıldır yapılan bir fuar ve Türk markaları da buraya bir anlamda çıkarma yapmış durumda. Bu çıkarma içerisinde yılda 4 kez düzenlenen fuarda nasıl bir konumlanma var, nasıl fırsatlar var, nasıl yeni kapılar açılabilir, nasıl bir dünya buluşması yaşanıyor, dünyada Fed'in faiz indirmesi, bir anda petrol krizi gibi başlığın çıkması, ticaret savaşları derken Türkiye'nin şansı ne? Hepsini konuşacağız. Başlığımız perakende moda olacak. Değerli konuğumuzsa BOSA Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum olacak. Bizi bekliyor Paris'te. Merhaba. İsrafil Bey merhaba. Bir diğer değerli konuğumuz da yanınızda. Az sonra hanımefendinin de görüşlerini alacağız. Son derece önemli aslında. Arkanızda denimleri görüyorum. Tabiri caizse kot olarak da söyleyebiliriz. Denim üreticisisiniz zira. Modanın merkezi Paris'tesiniz. Diğer katılımcılar da bu anlamda sektörün öne çıkan isimleri de oradalar. Üretim dediğimizde, tekstil dediğimizde çok güçlüyüz Türkiye'de. Peki markalı ihracat, katma değerli ihracat dediğimizde fuarın ilk günü nasıl geçiyor, neler konuşuluyor? Bununla başlayalım söze. Evet. Melda Hanım, bugün fuarın üçüncü günü, son günü dolayısıyla. Biz üç günden beri buradayız. Oldukça verimli geçiyor. Türk firmaları veya biz BOSS olarak memnunuz. Sürekli de katıldığımız bir fuar, takip ettiğimiz bir fuar. Dolayısıyla oldukça verimli ve bilindiği gibi Premier Vision oldukça da prestijli bir fuar. Biz hemen hemen her fuara katılıyoruz. Ancak burası daha da etkili bir fuar. Evet. Son gününde buluşmada önemli 40 yıldır düzenlenen bir fuar olduğunu tekrar altını çizelim. Aslında 51 ülkeden 2800 katılımcı var. Moda ve tasarım yaratmada biz dünyada ne noktadayız? Biraz önce söylediğim gibi tekstilde güçlüyüz ama diye de devam ederiz hep. Markalaşmada ne noktadayız? Bu fuar bunu bir anlamda yeniden test etmek için önemli bir platform zira. Evet. Melda Hanım, biz tekstilciler olarak, yani Türk tekstil olarak, yani dünyada oldukça iyi bir konumdayız. Belki kumaş markaları çok sokakta konuşulmadığı için çok o kadar bilinmiyor gibi görünebilir. Ancak mağazalar zincirine, dünyadaki bütün mağazalar zincirine Türk tekstilcileri önemli tedarikler yapıyor ve hep öncü firmalar birçoğunluğu. Biz de BOSS olarak bunlardan bir tanesiyiz. 1951 yılından beri üretim yapıyor BOSS'a. Hemen hemen 50'nin üzerindeki ülkeye de önemli ihracatlar yapıyor. Dolayısıyla Türk tekstilinin genelini sorduğun için Türkiye tekstili geneli dünyadaki tekstile yön veren bir tekstil konumunda. Evet. Biraz önce dikkat çekmiştim. Arkanızda jean pantolonları görüyoruz. Denimden üretiliyor ki denim denildiğinde Türkiye önemli bir adrestir. Bu noktada da önemli bir oyuncusunuz aslında. Ne diyebiliriz? Yünlü kumaş üretiminde de tasarım alanında da dünyada söz sahiplerinden birisiniz. Türk firmaların şansı ne? Yani Türk ürünlerine ilgi ne fuarda? Bu anlamda şansın ne kadar yüksek olup olmadığını da sizden öğrenelim. Biz Türk firmalar olarak oldukça kaliteye önem veren, Ar-Ge'ye, Ür-Ge'ye önem veren bir firmayız. Öncü bir firma. Modayı takip eden değil, takip edilen firmalar olmak zorundayız. Dolayısıyla bunu da başarmaya çalışıyoruz ve başarıyoruz diyebiliriz. Bizim tek çıkar yolumuz ihracatı daha kolaylaştırmamızın modayı oluşturabilmek, modaya yön verebilmek olmalı. Dolayısıyla biz fiyatlarla, girdi maliyetlerimizle falan uzak doğuyla falan çok fazla yarışamıyoruz. Ancak bizim avantajlarımız, bizim çok tekstil sektöründe Türkiye'nin genel kültürünün çok iyi olduğu bu biliniyor. Biz BOSS'a özelinde de yaklaşık yıllık
48 milyon metre. Son bir yıldaki yatırdığımız yatırımlarla 48 milyon metreye ulaştık yıllık üretimimizi. Dolayısıyla biz kendi özelimize baktığımız zaman genel arkadaşlar diğer firmalarda yakından tanıyorum ve hepsi de birbirinden değerli firmalar. Biz şu anda iyi bir haber, yani yaklaşık 6 aylık çıkabilecek ürünümüzü satmış durumdayız. Hemen hemen %85'ini, %15'ini de acil terminler için, acil ihtiyaçlar için doldurmuyoruz. Dolayısıyla bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Avantaj sağlamasının nedeni de şu oluyor. Biz daha çok yarın ürünleri nereye satacağız diye fazla emek sarf etmeden biz daha iyi neler yapabiliriz? Arge merkezimizde daha neler geliştirebiliriz? Hep daha konsantremizi oraya veriyoruz. Dolayısıyla bu da bize öncü bir firma olmamıza sebep oluyor. Bundan dolayı biz doğrusu mutluyuz. Belki fiyatlar falan açısından dünyadaki pazar daralıyor gibi falan görünse de doğrudur. Fiyatlarda bir miktar gerilemeler vesaireler var ama bu açığı ancak yeni ürünler üreterek, modaya yön vererek bunları aşabilmek için gayret ediyoruz ve aştığımızı da düşünüyoruz. Şimdi aslında Adanalı bir firmasınız ve siz de Adana Sanayi Odası Meclis Başkanısınız aynı zamanda da. Üretim dediğimizde normalde pamukla, pamuk üretimiyle de anardık Adana'yı. Bu elinizi üretimde hem sanayi noktada hem üretimde güçlü olmanız markalaşma adına da nasıl elinizi rahatlatıyor? Arge, ürge faaliyetlerinizde farklılığı katmak adına nasıl bir yatırım potansiyeliyle devam ediyor? Yani şimdi biz Adana Sanayi Odası olarak da Adana'daki tekstil bilindiği gibi Adana öncü bir kenttir. Dolayısıyla özellikle de tekstilde marka bir kenttir. Bunlardan bir tanesi de 1951 yılında kurulmuş Bosna'dır. Dolayısıyla biz aynı zamanda aile olarak da grubumuzda diğer polibiskon, yani ham maddesi polyester ve biskon olan ham madde kullandığımız kumaş ürünlerimiz de var. Bosna ve diğer şirket, Oğuz Tekstil ve diğer şirketlerimiz olarak da Bosna'yı da daha biz daha sonra da bünyemize kattık. Toplamda 3300 kişiye burada istihdam yaratıyoruz. Hem Arge merkezimiz var hem de tasarım merkezimiz var. Özellikle de Arge merkezimizde biz buna çok önem veriyoruz. Yaklaşık 23 tanesi araştırma görevlisi olmak üzere yaklaşık 50 tane insan istihdam ediyoruz. Bunlar oldukça konularında uzman insanlar. Bunlar bize önümüzü açıyorlar. İleriye dönük daha ufkumuzun daha geniş olduğunu yol açıyorlar. Dolayısıyla tekstilde artık böyle uzak doğu gibi hani fiyata dayalı vesaire bunlarla baş etmemiz biraz önce de söylediğim gibi mümkün görünmüyor. Dolayısıyla ama tekstilin önünün ben açık olduğuna inanıyorum. Tekstil sektörü belki şekil değiştirebilir. Bir şeyler yaptığınız sürede, bu şekillere uyduğunuz sürede mutlaka peki, başarı oluyor. Peki. Şimdi önemli, normalde ben hep yayınlara başlarken hanımlara öncelik veririm ama şimdi olayın içeriğini konuşmak adına İsrafil Bey sizle başlamıştık. Gülperi Hanım'ı da çok fazla bekletmeyelim. Gülperi Karayel de yanınızda, Premier Vizyon Türkiye Direktörü. Merhaba yeniden Gülperi Hanım. Fuarın son günü dedik. Son gününde nasıl bir izlenim çıktı karşımıza fuardan? Bir anlamda Türk firmaları nasıl bir kazançla ülkeye dönecekler ve rekabette ellerini ne kadar güçlendirecekler? Türk üreticisi için nasıl geçti fuar? Merhaba Melda Hanım, iyi yayınlar diliyorum size. Elbette son 17 yıldır olduğu gibi Türk firmaları için yine başarılı bir fuar oldu. Hem moralli, hem kazançlı, hem yeni bağlantıların kurulduğu, hem var olan bağlantılarının derinleştirildiği bir ortam sağlamış olduk Paris'teki fuarımızda. Peki, çok teşekkürler değerli katılımımız için diyoruz biz de. Paris'e uzandık sizin aracılığınızla da. Tekstil ve moda alanında Premier Vizyon dünyanın en önemli fuarlarından biri dedik. Gülperi Karayel, Premier Vizyon Türkiye Direktörü'ydü ve değerli konuğumuzda Borsa Yönetim Kurulu İsrafil Uçurumlu Yönetim Kurulu Başkanım. Şimdi piyasalar diyelim. Biraz önce bir şey söyledi aslında değerli konuğumuz. Kura bakmadan, piyasa koşullarına bakmadan
işlerimizin daha iyi gitmesi adına, rekabette güçlenebilmemiz, katma değerli ihracat yapabilmemiz adına önemli bir şey markalaşma ve araştırmaya, geliştirmeye yatırım yapmak dedi. Bu noktada da biz